Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlarının geometri kitabından. Güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Dik koordinat sisteminde OA diktir AB, AB diktir BC. Verilmiş OA eşit AB eşit BC olduğu söylenmiş. C noktasının koordinatları verilmiş. OA'nın kaç birim olduğu sorulmuş arkadaşlar. Bunu yakalamaya çalışacağız. Ee, farklı çözüm yolları olabilir ama benim aklıma gelen çözüm şu. Şuradan yorumlamaya çalışacağım. Mesela ben şu OA'yı doğrusal bir şekilde devam ettirsem. CB'yi de doğrusal bir şekilde devam ettirsem. Şuradaki AB bu iki doğruya birden dik olduğu için ben bu iki doğrunun birbirine ne geldiğini söyleyebilirim. Devam ettirdiğimde oluşan şu doğruların birbirine paralel geldiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar bu paralellikten ben şöyle faydalanmak istiyorum. Hemen mesela orijinden C noktasına birleştireceğim. Orijinden C noktasına birleştirdiğimde aslında paralellik olduğu için şurada elde ettiğim üçgenlerinde benzer üçgenler geldiklerini söyleyebilirim. Şuradaki açıma alfa dersem alttaki şu açımda alfa gelir. Şuraya beta verdiğimde şuradaki açımda beta gelecektir. Alfa beta 90 alfa beta 90 benzer üçgenlerimi elde ettiğimi ne yapmış oluyorum? Görmüş oluyorum. Peki buradaki benzerlik oranı kaç? Bakın beta'nın karşısındaki uzunlukla buradaki beta'nın karşısındaki uzunluk birbirine eşit. Çünkü OA uzunluğu burada BC'ye eşit verilmişti. O zaman bunlar benzerliğin ötesinde eş üçgenler. Yani burada alfa'nın karşısındaki uzunluk eğer K birimse buradaki alfa'nın karşısındaki uzunluk da K birim gelecektir. Bu durumda AB uzunluğumuz 2K gelir. AB 2K ise OA'nın da 2K, BC'nin de 2K olması gerekir. Ben hemen buralara 2K'yi 2K yazmış oluyorum arkadaşlar. OA uzunluğunu aradığımı biliyorum. Yani 2K'yi bulmaya çalışıyorum. Ee, şurada elde ettiğim üçgene bakarsak bir dik üçgen K var 2K var. Hipotenüsü aradığımda ne geleceğini biliyorum. K kök 5 geleceğini biliyorum. Aynı mantıkla şurası da K kök 5 olarak gelmiş olacaktır. Dikkat ediyorsanız analitik düzlemde şöyle birleştirmişim. Şurada bir C noktası var. Koordinatları 8'e 4 olarak verilmiş. Burası da O noktası yani orijin 0'a 0. Bu iki nokta arasındaki OC arasındaki Arasındaki uzaklıkta K, K kök 5 buradan K kök 5 buradan 2 kök 5 K olarak gelmiş. 2 nokta arası uzaklıktan gidip doğrudan K'yi bulabilirim. Ya da şurada bir dik üçgen oluşturursam arkadaşlar 8'e 4. Yani burası 8 birim burası 4 birim burası da 4 kök 5 birim gelecektir. Bu durumda 2 kök 5 K eşittir 4 kök 5'ten kök 5'ler gider K'miz buradan 2 olarak bulunur. K'yi bulmaya bile gerek yok doğrudan 2 K'yi aradığımız için 2 K değeri de 4 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar acil yayınlarından güzel bir soruyla devam edelim. Şekilde bir kenarı 4 cm olan düzgün altıgen gösterilmiştir. Bu altıgen merkezi etrafında pozitif yönde 120 derece döndürülüyor. Döndürülme öncesinde verilen taralı EFC üçgeni döndürülme sonrasında oluşan taralı üçgenin kesişim bölgesinin alanı kaç santimetre kare olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi elimizde düzgün bir altıgen olduğunda biz bunu merkezi etrafında döndürürsek bu döndürme sonucunda her bir 60 derecelik dönüşte bir köşedeki bulunan nokta bir sonraki köşede bulunan noktaya gelecektir. Yani burada köşegenleri birleştirdiğimizde merkezde 6 tane 60 derecelik açının oluştuğunu biliyoruz. Şundan her biri 60 derece geliyor. Mesela burası A noktası burası B noktası ise pozitif yönde saat yönünün tersine döndürdüğümüzde 60 derecelik dönüşle A'yı buraya getirmiş B'yi buraya getirmiş oluruz. Bir 60 derece daha döndürürsek A'yı buraya taşımış B'yi buraya taşımış oluruz. Bu şekilde düşünebiliriz. Burada da aynı mantıkla ilerlemeye çalışalım. Biz burada 120 derecelik dönüş yapıyoruz. Demek ki iki sonraki köşeye köşelerimizi taşımış olacağız. E, pozitif yönde saat yönünün tersine döndüğümüz için mesela buradaki F noktası B'nin bulunduğu yere gelecektir. 60 buradan döner, 60 da buradan döner. Artık F'nin buraya geldiğini ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. ED de 60 derecelik dönüşle A'nın bulunduğu yere gelmiş olacaktır. C ise E'nin bulunduğu yere gelmiş olacaktır. Yine CEF üçgenini oluşturalım. Yani şuradan şöyle ne yapalım? Birleştirelim. Şuradan da şöyle birleştirmiş olalım. Aynı üçgeni buraya da ne yapmış olduk? Taşımış olduk. İşte biz burada neyi arıyoruz? Döndürülme öncesinde verilen taralı EFC üçgeniyle döndürülme sonrasında oluşan taralı üçgenin kesişim bölgesi. Yani üstte kalan şu turuncu ve benim üstüne taradığım kesişim bölgesinin alanını yapmaya çalışıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şurada bir ikiz kenar üçgeni oluştuğunu biliyoruz. 30-30-120 üçgeni. Burası 60 gelecektir, burası 60 gelecektir. Yani EFA üçgeni bir ikiz kenar üçgendir. Tepe noktasından dik çektiğimizde taban iki parçaya ayrılır. O zaman şu iki parça birbirine ne gelmiş olur? Eşit. Şunlar birbirine paralel olduğu için şu karşı taraflarda birbirine eşit gelecektir. Yani şurası orta taban haline gelmiş olur. O zaman burası 4 birimse şuradaki orta tabanımız 2 birim olarak gelmiş olur arkadaşlar. Zaten bir kenarımız 4 birimdi. Burada 4 birimdi. 90'ın karşısı 4 ise şurada 30 oluşacak. 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 köküç gelir. Ya da buranın tamamı zaten 4 köküçtür. Yarası burada bize 2 köküç olarak gelmiş olur. O zaman alanını aradığımız üçgen aslında şöyle bir üçgendir. Yani o da 30-60-90 üçgenidir de her yerden yapabiliriz. Çok sıkıntılı değil. Burası 2 gelmiştir. Burası 2 köküç gelmiştir. Biz bunun alanını bulmaya çalışırız. 2 çarpı 2 köküç 4 köküç yapar. 2'ye böldüğümüzde 2 köküçe ulaşmış oluruz. Doğru cevabımızın da D şıkkı 2 köküç gelmesi gerekir. Arkadaşlar güzel bir soru çok zor değil ama sınav ayarı bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar yine acil yayınlarından güzel bir sorumuz var. Çok sıkıntılı değil. Farklı yollardan da çözülebilir ama e, güzel bir soru. Sınava yarı bir soru olduğunu düşünüyorum. Dik koordinat düzleminde ABCD kare ve taralı bölgelerin alanları birbirine eşittir. KBF eşkenar üçgeni alanı 4 kök üç birim kare olduğuna göre karenin bir kenarı kaç birimdir diye sorulmuş. Öncelikle bir kenarını A olarak alırsak eşkenar üçgenimizin alanı A'nın karesi kök 3 bölü 4 gelir. Biz bunun 4 kök olduğunu biliyoruz. Köküçler birbirini götürürse A kare 16'dan A'mızın 4 geldiğini yani eşkenar üçgenimizin bir kenarının 4 olduğunu ne yapmış oluyoruz anlamış oluyoruz. Örneğin ben burada yükseklikten faydalanmak istiyorum. Şuradan yüksekliği çektiğimde eşkenar üçgenimin bir kenarı kaç birimdi? 4 birimdi. 90'ın karşısı 4 ise burası 30 olur. Şuraya kaç kalmış olacaktır? 2 kalmış olacaktır. Diğer ikinin de buraya geldiğini ne yapmış oluyorum? Anlamış oluyorum. Aynı zamanda yüksekliğimde burada 2 kök 3 birim olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Ben karenin bir kenarını bulmaya çalışacağım. Karemin bir kenarını şöyle M birim olarak alacağım. Şurası da karemin bir kenarı. Buraya da M yazmak istiyorum arkadaşlar. OA arasına da ne yazalım? R birim yazmış olalım. Burada S1'in S2'ye eşit olması önemli. Karenin şu beyaz kalan kısmına A alan dersem karemin alanı S2 artı A gelecektir. Yani S2 artı A karenin alanından M'nin karesi olarak belirlenmiş olur. Şimdi S2 artı A aslında S1 artı A'ya eşittir. Çünkü S1 eşittir. S2 olarak verilmiş. S1 eşittir S2 ise her tarafa A eklediğimde S1 artı A'nın S2 artı A'ya eşit olduğunu görürüm. E ben S2 artı A'yı M kare bulduysam S1 artı A'nın yani şuradaki üçgenin alanında M kare olması gerekir. O zaman ben M çarpı çünkü bu bir dik üçgen. Şurası 90 derece. Bu dik kenarla bu dik kenarı çarpıp ikiye böldüğümde M kare bulmam gerekir. Yani M çarpı M artı r bölü 2 dediğimde M kareye ulaşmam gerekir. Şurası gitsin. Buradan M artı R eşittir 2 M'den. R'mizin de M geldiğini olmuş olalım. O zaman şuradaki R uzunluğunda R değil de ne olduğunu söyleyebiliriz? M olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şuradaki açıya bakın. Bu açı aslında D doğrusunun eğim açısıdır. Bunun tanjantının şuradaki dik üçgenden M bölü 2M yani 1 bölü 2 geldiğini ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Ben bu açının tanjantından şuradaki üçgende de faydalanmak istiyorum. Çünkü burada da açının karşısına 2 kök 3 gelmiş. O zaman komşusu 4 kök 3 gelmeli ki eğim 1 bölü 2 olarak gelmiş olsun. Buraya 4 kök 3'ü yazıyorum. Buraya 4 kök 3'ü yazdığım anda 2 tane m ile 2'nin toplamının ne ettiğini görüyorum arkadaşlar. 4 kök 3 ettiğini görüyorum. Her tarafı 2'ye böldüğümde m artı 1'in 2 kök 3 geldiğini aradığım karenin bir kenar uzunluğu olan m'nin de 2 kök 3 eksi 1 eşit olduğunu görüyorum. Doğru cevabımı b şıkkı olarak işaretliyorum. Güzel bir soru sınav ayarı bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.